değerli mensupları, sevgili Tekirdağlılar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin 39. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle çelenk sunma tören programını arz ediyorum. Çelengin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve törenin sona ermesi. İzninizle törenin icrasına geçiyorum. Çelengin sunulması. Çelenk, Tekirdağ Emekli Subaylar Derneği Şube Başkanı, Emekli Topçu Kurmay Albay Recep Yıldız tarafından sunulacaktır. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve mütakiben İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Teşekkür ederim. Şimdi günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere Tekirdağ Emekli Subaylar Derneği Şube Başkanı Emekli Topçu Kurmay Albay Recep Yıldız'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın komutanlarım, değerli arkadaşlarım ve sevgili Tekirdağlılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin 39. kuruluş yıl dönemi münasebetiyle az önce atamızın huzurunda çelengemizi koyup saygı duruşunda bulunduk. Türkiye Emekli Subaylar Derneği 2847 sayılı kanun ile 5 Nisan 1984 tarihinde kurulmuş olup bu kanunla kamu yararına çalışan dernekler statüsüne alınmıştır. FESUD Tekirdağ Şubesi ise 2001 yılında kurulmuştur. Bu vesileyle bu şubemizin kuruluşunda zor şartlarda olsa kuruluşunu gerçekleştiren kurucu başkanlarımıza ve mütakiben görev yapan şube başkanlarımıza, huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyorum. Aramızda sadece şu anda ikinci başkanımız Veli Durma Dağlı Bey'imiz bulunmaktadır. Diğerleri ya şehir dışında veya da müteveffadır. TESUD Tekirdağ Şubesi maalesef Trakya bölgesinde ayakta kalmayı başarmış tek şubedir. Diğer bazı şubelerimiz kapanmak durumunda kalmıştır. Bu şubemizin ayakta kalmasına vesile olan eski yöneticilerle siz değerli üyelerimize de yine bir kez daha şükranlarımızı sunmak istiyorum. Değerli katılımcılar, derneğimizin amacı tüzüğünde uzun belirtilmiş olup çok uzatmak istemiyorum. Kısaca Cumhuriyet'in kazanımlarına, ulusal bütünlüğümüze, egemenliğimize, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine, Atatürk ilke ve devirlerine ve Atatürk'ün düşünce sistemine ve manevi şahsiyetine karşı yapılacak olan şeylere karşı, her türlü saldırılara karşı ve ihlallere karşı tabii yasal çerçevede reaksiyon göstermektir bir görevimiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Kamuoyu duyurularıyla yapıyoruz. Basın açıklamaları gerektiğinde yapıyoruz. O şekilde tepkimizi yasal olarak göstermekle yükümlüyüz. Keza Atatürkçü düşünce sisteminin önümüz, Türk gençlerinin yetiştirilmesine katkı sağlama görevimiz var. Bunun için de belli miktarda öğrencilerimize burs veriyoruz. Yine üyelerimizin yasalardan doğan haklarını ve menfaatlerini gözetmek için çabalar yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz, teklifler sunuyoruz. Mesela emekli binbaşıların özlük hakları ile ilgili sıkıntılar vardı. Yakında, çok yakında sağlanmış olacak gibi gözüküyor mecliste şu anda. Efendim, sosyal faaliyetler kapsamında yurt içi geziler, yemekler vesaire planlıyoruz. Yine üyelerimizin kendileri ve aileleriyle ilgili değişik konularda, bilgi beceri konularında bazen kurslar açıyoruz. Resim kursu, biriç kursu gibi. Sonuç olarak değerli katılımcılar, TESUD Dernekler Kanunu'nun 7. maddesi gereğince kamu yararına çalışan dernekler statüsündür ve faaliyetleri esnasında bu hususu hep göz önünde bulundurmaktadır. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Türkiye'de 25 şube ve 2 temsilcilik halinde görev yapmaktadır ve bunu yapmaya devam edecektir. Yurdumuzu emperyalist ülkelerin ellerinden dayane fikir ve komutasıyla kurtaran, bize bu güzel yurdu emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi anarken ebediyete intikal eden komutanlarımızı ve arkadaşlarımızı da rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bütün emekli subaylarımıza ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bizi izleyen tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. TESUD'un kuruluşunun 39. yıl dönümü kutlu olsun. Arz ederim. Sayın katılımcılar, çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Katılmanız için teşekkür ediyoruz. Sizleri derneğimize teşriflerinizi arz ederiz. Sağ olun. Tamam. Gelenler var. Geç abi. Tamam. Komutan size girin abi, arkada kalmış. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.